bak İhsan, bu haciz olayını kimse bilmeyecek bak yemin et. Zaten Şevkat Usta'm halledecek. Ya, tamam canım benim yerim, sıkıntı yok da. Şevkat abi bunları görünce bir şey demeyecek mi? Aa, doğru söylüyorsun lan. Kahveye mi koysak? Yok, olmaz. Orhan Usta zor sıkır oraya. Olur doğru. Faruk ablanın dükkanı olmaz. Buldum galiba. Galeriye koyacağız hem dikkat de çekmez. Nasıl? Ya millet tabladan anlamıyor zaten. Bunlar da sanat eseri sanır. Ha, iyi fikir. Esin abla, bir bakar mısın? Efendim canım? Eşyaları bir günlüğüne galeriye koyabilir miyiz? Neden? Evi boyatıyoruz da, ustalar çok kaprisli. Komple evi boşaltmazsanız boyamayız falan diyorlar. Bizim de eşyalar dükkana sığmıyor yani ondan. Tamam, olur tabii ki. Şu sağ tarafa koyarsınız o zaman hemen. Tamam. Miço, bakar mısın evladım? Ben bir müşteriye bakıp geliyorum. Ne oluyor? Eyvallah, siz nasılsınız? İyisiniz. Ne oluyor, ne oluyor? Söyle. Yok boyacılar gelmiş de, yok eşyaları dışarı çıkarın demişler de yemem ben bunları. Ne oluyor gerçekten? Bir şey yok ya. Bana taşı dedi, ben taşıyorum. Şişt. Ama bak hep gözlerinden okunuyor senin yalan söylediğin. Ben anlıyorum. Söyleyeceksin nasıl olsa, söyle hadi. Esin abla bak, Miço yemin ettirdi. Ben sana anlatayım ama sen kimseye anlatma. Tamam, ben kimseye söylemeyeceğim. Ne oluyor? Şimdi bunu evden eşyalarına haciz gelmiş. Miço'lar için üzülüyorsun değil mi? Ya halbuki yardım etmemize izin verseler bütün sorun çözülecek. Yani ya bu mahallede birine yardım edilecekse herkes öne koşuyor. Ama yardıma ihtiyaçları olduğunda köşe bucak saklanıyorlar. Da ben hissettirmeden yardım etmenin bir yolunu buldum galiba. Sahi mi? Ama senin yardımına da ihtiyacım var. Şimdi ben babamı buraya getireceğim. Sen de bir bahane bulup Miço'yu buraya bizim yanımıza getireceksin, tamam mı? Tamam. Babacığım anladın değil mi? Anlamaz olur muyum? Tabii anladım. Hah, geliyor. Olmaz diyorum baba. Nasıl olmaz kızım? Olmaz olur mu? Bu iki parçayı ben mutlaka dükkanıma koyup orada teşhir etmek istiyorum. Yahu olacak iş mi? Bunlar insanların evlerindeki eşyalar götürüp öyle dükkanında sergileyemezsin. Hah, Miço geldin mi? Yani söylüyorum babama dinletemiyorum bir türlü. Ne oldu ya? Babam bu komodinle sandığı dükkanına götürüp satmak istiyor. Evet, evladım annene babana söyle. Bu iki parçaya ben 15.000 lira veriyorum. 15.000 mi? Onları söylemeye gerek yok Cevdet Bey. Sizi kıracak değilim ya. İsterseniz alın siz ama siz tanıdıksınız. 14.000 verseniz de olur yani. 14.000'e mi bırakıyorsun? Tamam, banka havalesiyle gönderiyorum paranızı. Çok teşekkürler ya. Babacığım, bir tane hırsan canım benim. Canım benim. Anne ne oldu biliyor musun? Ben bunları aldırırım biraz sonra. Teşekkürler hadi. Babacığım. Hadi kızım. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi canım. İyi günler. Miço'nun halini gördün mü? Nasıl sevindi ya. Şevkat'tan bile saklamış. Bence Şevkat'ın haberi var. Hatta son dakikada bu sinema filmi teklifine evet demesinin altında da bu var. Tam Şevkat'lık bir hareket bu. Şimdiden özledim biliyor musun? Ya ne yapıyor acaba şu anda? O kadar merak ediyorum ki. Arasana. Aradım da açmıyor. Hadi kalk gidelim o zaman. Tatlımızı alıp bir set ziyareti yapalım ha? Olur mu öyle? Niye olmasın? Hadi kalk. Tamam, hem ona da moral olur. İyi. Çantam şuradaydı benim. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.